Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. En-na'tü sebebiyyü. Na'tı sebebi. Na'tı ikiye ayrılıyordu. Na'tı hakiki, na'tı sebebi. Na'tı hakiki neye deniyordu? Bizzat men'utun, mevsufun sıfatlarını ortaya koyan na'ta, na'tı hakiki deniyor. Na'tı sebebi göreceğiz şimdi. En-na'tü sebebiyyü, na'tı sebebi nedir? Ma bir şey yübeyyini açıklıyor. Sıfatan bir sıfatı, min sıfatı ma bir şeyin sıfatlarından ki lehu onun için var taallukun alaka bi metbu'ihi metbu'una. Yani direkt mevsufun sıfatlarından bir sıfatı açıklamıyor. Mevsufun mevsufla alakası olan bir kimsenin sıfatlarından bir sıfatı açıklıyor. Men'utun müteallakı olan, yani onunla ilgisi olan bir kimse işte. Oğlu, efendim, kölesi veya atı, benzeri şeyler. Nahru, ca'er-racülül hasenü hulukuhu. Ca'e geldi, kim? Er-racülü, bir adam. Bu hem fail, ca'enin hem de mevsuf. El-hasenü, sıfat-ı müşebbehe, sıfat, neyin sıfatı? Er-racülün sıfatı. Ama lafızda racülün sıfatı, manada hulukuhu, onun ahlakı güzel. Ahlakı güzel olan bir adam geldi. Ahlak kiminle ilgili? Racülle ilgili. Bak racülün bizzat, o da kendine dönüyor ama dünkü misal daha güzeldi. Dünkü misalda ne diyordu? Ca'er-racülül müştehidu gulamuhu diyordu. O daha açık. Yani kölesi çalışkan olan bir adam geldi. Adamın kendisini sıfatını beyan etmiyor. Kölesinin sıfatını beyan ediyor. Burada da lafızda racülün sıfatı güzellik, manada neyin sıfatı? Ahlakın. Ahlak kiminle ilgili? Kişiyle ilgili. Vel mer'atul hasenu hulukuha. Ca'etil mer'atu el hasenu hulukuha. Hasen değişmiyor bakın sıfatı müşebbehe. Ama hulukuha onun zamiri değişiyor. O zaman ahlakı güzel olan bir kadın geldi demek. Ve natü sebebiyyü, natü sebebi illem yetehammel damiral men'uti, eğer mevsufa raci bir zamiri taşımazsa, yani natı sebebi de men'uta, mevsufa raci bir zamir yoksa, böyle diyelim, tebi'ahu men'uta tabi olur vücuben, vacip olarak fil irab, irabda onun irabı neyse onun irabı da olur. Ve tarif marifelikte ve tenkir nekrelikte, fakat sadece bu üç şeyde tabi olur. Misallerini verecek. Ve yura'a uyulur fi te'nisihi ve tezkirihi, müenneslik ve müzekkerlikte de ma ba'dehu, ondan sonraki gelende. Ondan sonraki gelen, yani sıfat değil de sıfattan sonraki gelende efendim müzekkerlik, müenneste uyulur. Ve yekûnü müfredin daimen. O zaman sıfatlar daima ne olurmuş? Müfred olurmuş. Tegûlü dersin. Câ'er-racülül kerîmü ebûhü. Şimdi dikkat edin. Câ'e geldi. Kim? Er-racülü bir adam. Öyle adam ki el-kerîmü. Sıfat esas burada kerim. Ama bu kerim esas racülü anlatmıyor. Yani cömert bir adam geldi. Kim cömert? Ebûhü. Babası cömert. Cömertlik kendisine değil gelenin. Babasında. Babası cömert olan birisi geldi. Dikkat edin. Babası kerim olan birisi geldi. Öyle diyelim. Şimdi bu zaman mevsuf er-racül. Sıfat el-kerim. Sıfatın altında efendim mevsufa men'uta raci bir zamir var mı? Yok. Failini açıktan alıyor çünkü. El-kerim'in faili hangisi? Ebu kelimesi. Ebu kelimesi zamire muzaf olmuş. Onun rafi hali ne ile? Vav ile. Vav ile merfu esma-i hamseden olduğu için
El Kerim'ünün, Kerim aynı zamanda sıfat-ı müşebbehe oluyor. Onun faili. O zaman işte burada esas El Kerim kelimesi sıfat, mevsufa kaç yerde uyuyor bakın. İrab'da bir, o merfu, o da merfu. Marifelikte iki, burada marifelikte uyuyor. Bir de ondan sonraki müzekker veya mühenneslikte sıfattan sonrakine. Kerim müzekker olduğu için Ebu Hüde müzekker oldu bak. Anladınız mı? Müfret ve müzekker. Câ'er racülânil kerîmü ebûhumâ. Yine o sıfat değişmiyor. Sıfat müfred olarak geliyor devamlı. Dikkat edin. Câ'e burada fiil. Er racülânil fail. Ne ile merfu bu? Elifle. Tesniye elifiyle merfu. El kerîmü er racülânil sıfatı. El kerîmü cömert olan ebûhumâ o iki kişinin babaları. Babaları cömert olan iki adam bana geldi demek. Şey geldi demek. Bana yok burada. Geldi. Şimdi câe feil er-racülenin fail el-kerîmü ebûhuma şeyin sıfatı söyle er-racülenin. El-kerîmü burada sıfatı müşebbehe ebu onun faili. Vav ile merfu. Ama burada tesnelik neye göre geldi dikkat edin. Sıfata göre değil, sıfattan sonrakine göre. El-Kerîm-i Ebu'uma. Sıfat değişmiyor, sıfat müfredi olarak geliyor. Ya da Câ'er-Ricâlül-Kerîm-i Ebu'hum. Burada da zamir yine hüm zamir geldi. Sıfat yine değişmedi burada. Sıfat hangisi burada? Kerîm. Onun faili hangisi? Ebu. Ebu Muzaf, hüm Muzafinli. Peki müenneslik, müzekkerlik ondan sonrakinde geliyordu işte. Ve-Racülül-Kerîmetü Ümmuhu. Câ'e geldi kim er-racülü? Bir adam, öyle adam ki el-kerîmetü ümmuhu. Anası cömert olan. Yine burada müennes olarak geldi kerime. Ümmü onun faili. Câ'er-racülânil kerîmetü ümmuhuma. Burada da yine sıfat değişmedi. Müfred olarak geldi. Onun failindeki zamir değişti. Ümmuhuma. Ya da Câ'er-ricâlül-kerîmetü ümmühüm. O da cemî olarak geldi. Vel-mer'atül-kerîmü ebûhâ. Burada da efendim yine sıfat burada ne oldu? Müzekker oldu. Ondan sonraki ona göre müennes. Müennesi ondan sonraki gelende. Evet. Yani ona raci olan zamirde. Ebûhâ. Câ'el-mer'atânil-kerîmü ebûhümâ. Câ'en-nisâ'ül-kerîmü ebûhünne Câ'et-il-mer'atü'l-kerîmetü ümmuhâ Vel-mer'atânil-kerîmetü ümmuhumâ Ve'n-nisâ'ül-kerîmetü ümmühünne. Yani farklı cümlelerle bunların hepsine örnekler getirmiş oldu. Hocam burada sıfat-ı müşebbehe fiil şeklinde amel ettiği için Tabi. Mesela bu düzenlere sıfat diyoruz. İsmi fail, ismi mef'ul, ismi mensup, sıfat-ı müşebbehe, ismi teftil, ismi mensup bunlar amelidir. Beş şeyden birine dayanmak suretiyle. Burada neye dayanmış? Mevsufa dayanmış. Mevsufa dayanmış. Amel etmiş, kendine fail alıyor tabii. Evet. Şimdi bu misallerde sıfatın tahtında, naatın tahtında mevsufa, men'uta ait bir zamir yoksa böyle gelir. Peki. Ve in tahammele damiran eğer naatın naat bir zamiri taşırsa öyle zamir ki يَعُودُ اِلَى الْمَنْعُوتِ mevsufa raci olan bir zamiri taşırsa فَهُوَ كَنَّاتِ الْحَقِيقِيِّ o zaman naat-ı hakiki gibidir. Yukarıdaki naat-ı hakiki gördük ya يُتَابِقُ مَنْعُوتَهُ mevsufuna uyum sağlar ifraden ve tesniyeten ve cem'an ve tezkiren ve teniyten. Mevsuf müfretse o da müfret. O tesniye ise o da tesniye. O cemi ise o da cemi. O müzekker veya müennesse onlar da müzekker veya müennes olur. Kema yutabikuhu iraben ve tarifen ve tenkiren. İrapta, marifelikte ve nekrelikte ne olduğu gibi? Tabi olduğu gibi. Tekulü dersin. Câ'er-racülü. Câ'e geldi. Er-racülü bir adam. Öyle adam ki el-kerîmül ebi. Babası cömert olan. Babası cömert olan.
Bak zamir yok burada aslında. Şeye raci bir zamir yok. Dikkat edin. Sıfata raci bir zamir yok burada. Kerimün ebi. Kerimün ebuhu, ebuhu demedi. Bak. Sıfata raci bir zamir yok burada. Câetil mer'etâni el kerimetâ kerimetel ebi. Kerimetâ'nın aslı. İzafetten dolayı düşmüş. El kerimeti ebuhuma demedi orada. Câel ricâlül kirâmün ebi. Bak. Burada kirama raci. O zaman dikkat ederseniz kerim birinci misalde racule uydu. O müzekker, o da müzekker. O marife, o da marife. O merfu, o da merfu. İşte oralarda uydu. O müfret, o da müfret. El mer'atanil kerimetel ebi burada tesniye de uydu. El ricalül kiram, o cem-i kesel, o da cem-i kesel. O marife, o da marife. O merfu, o da merfu. Daha nerede? O marife, o da marife. Ve nisaül kerimatil ebi. Burada da yine kerimat, nisa kelimesine sıfatı, o cem-i mennes, o da cem-i mennes. Öyle değil mi? Çünkü mer'atün kelimesinin cemisi nisa, lafzının dışından yapılıyordu. Demek ki sıfatlara, naatlara ait bir zamir gelmeyecekse, naatler men'uta her konuda uyar. İşte uydu. Ama yukarıda onlar tek sıfatlar, naatler müfret geliyor. Faillerindeki zamirler değişiyor. Evet. Ennaatul müfredü. Müfret olan naat. Şimdi yukarıda demedi mi? Naatlar müfret olarak gelebilir. Fiil cümlesi olarak gelebilir. İsim cümlesi olarak gelebilir. Öyle demedi mi? Ennaatul müfredü. Müfret olan naat nedir? Mâle ise cümleten. Cümle olmayandır. وَلَا شِبْهَهَا Şibih cümle de olmayandır. وَاِنْكَانَ مُسَنَّ Buradaki müfretlik de tesniye ceminin karşılığı değil. Cümle ve cümleye benzeyen terkiplerden olmaması. Yani bazı müfretler şeyin karşılığı. Tesniye ceminin. Buradaki müfret tesniye ceminin karşılığı değil. Cümle olmayacak, şibih cümle olmayacak. Evce mecmuan demiş zaten. O zaman buradaki maksat müfretten maksat neymiş? Cümleye ve cümleye benzeyene mukabil olan şey. Yoksa tesniye cemiye mukabil olmayan şey demek değil. Yani tesniye cemi olabilir efendim ama cümle veya cümleye benzer olmayacak. Cümle veya cümleye benzer olmazsa buna müfret naat deniyor. Nahvu ca'er-racülün akilü gibi. Ca'e geldi. Er-racülü bir adam. Öyle adam ki el-akilü. Akıllı bir adam. Şimdi burada er-racül kendisinden önceki fiilin faili. Bir başka cihetten mevsuf. El-akilü de onun sıfatı. Peki bu hangi naata giriyor bu? Naatı hakikiye giriyor. Çünkü bizzat mevsufu sıfatını beyan etmiş oluyor. O zaman kaç yerde uyuyor bakın. Er-racül marife, el-akil de marife. O müfret müzekker, o da müfret müzekker. O merfu, o da merfu. Başka nerede? Dört oldu zaten. He? Dört oldu. Dört oldu mu? Hı hı. Ve racülânil akilân. Mesela burada da tesniye bakın. Şimdi tesniye müfret olacak dediğinde tesniye olmayacak demek değil. Cemi olmayacak. El akilân, el racülânın sıfatı. Câel ricâlül ukalâ'ı. Burada da ukala, rical, cem-i zekel, mükesser. Ona uyum sağlayarak gelmiş oldu. Ennaatül cümletü. Cümle olan naat. Ennaatül cümletü, cümle olan naat. Entegal cümletül fealiyyetü, evil ismiyyetü. Fiil veya isim cümlesinin gelmesidir. Men'uten sıfatlanmış olarak. Biha o naatle. O sıfatla, o cümleyle daha doğrusu. Biha, yani men'utun, mevsuf olması biha, o isim ve fiil cümlesiyle. Fennatu bil cümletil fiiliyeti. Fiil cümlesiyle yapılan sıfat, nahru şunun gibi. Câe yahmilü kitaben. Câe geldi. Kim? Hüve.
Onun fail altında gizli hüve. Ne olduğu halde geldi? Yahmilü efendim taşır olduğu halde. Hüve o kişi. Neyi? Kitaben kitabı. Kitabı taşır olduğu halde geldi. Şimdi burada yahmilü kitaben fiil cümlesi efendim mahalle merfu racül kelimesinin nesi? Racül yok ki orada. Yazmamışlar hocam. Yanlış yazmışlar. Yanlış yazmışlar o zaman. Evet. Naatun li racülün demiş burada. Racül yok ki. Evet. Var mı orada racül? Ce'e racülün yahmülü kitabın olması lazım. Öyle olması lazım. Ce'e racülün yahmülü kitabın. Evet. Ce'e racülün biz o zaman ne yaptık orada? Ce'nin failine şey verdik. Ne? Zamir. Ama burada racül. Aşağıda söyledi bak racül olduğunu. Câe racülün. Câe feil. Racülün faili. Aynı zamanda mevsuf. Yahmülü kitabende cümle olarak mahalle merfu onun sıfatı. Bak cümle olarak sıfat oldu. Ama yahmülünün faili altında gizli hüve. Racüle raci. Kitaben onu mef'ulü bihi fiil cümlesi mahallen merfu sıfatıdır oradaki racül kelimesinin. Ve natu bil cümletil ismiyeti isim cümlesiyle sıfat yani isim cümlesinin nat olarak gelmesine misal nahvu ce racülün ebuhu kerimin gibi. Ce racülün bir adam geldi. Öyle adam ki ebuhu kerimin babası cömert olan. Şimdi burada dikkat ederseniz Ebu kelimesi müfteda. Ebu muzaf, hu muzafili. Kerim'in onun haberi. Müfteda haber. İkisi birden ne oldu? Efendim mahalle merfu sıfatıdır. Racülün kelimesinin. Fi mahalli rafin. Öyle demiş mi bakalım? Cümletü ebuhu kerimün minel müfteda vel haber. Kendi arasında müfteda haber. İkisi birden İsim cümlesi mahalle merfu sıfatun li racülin. Racülün sıfatıdır. Ancak burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Mesela evet. Haberler cümle olarak geldiği zaman bir şey lazımdı. Neydi? Rabıt samir. Haberlerden müptede-i raci bir rabıt samiri. Buna ait samir de deniyordu. İsim cümlesi veya fiil cümlesi eğer şeye söyleyin sıfat oluyorsa o zaman o cümleyi mevsufa bağlayan ne gerekiyor? Bir rabıt zamir. Burada hangi rabıt zamir var? Ebuhü'deki zamir. Ebuhü. Onu oraya bağladı. وَلَا تَقَعُ الْجُمْلَةُ Cümle gelmez. وَلَا تَقَعُ الْجُمْلَةُ Cümle gelmez. Naten sıfat olarak limarifetin marife kelimelere. Ve innemâ tekavu nâten li nekiratin. Nekre kelimelere ancak sıfat duruyor. Zaten yukarıda dikkat ederseniz câer racülü yahmilü kitaben demedi. Ne dedi orada? Câer racülün dedi. Bak racül nekre. Demek ki ister fiil cümlesi ister isim cümlesi sıfat olarak geldiği zaman nekre kelimelere sıfat olurmuş. Kemâ râite yukarıda gördüğün gibi. Fe'in vekaat ba'del marifeti marifeden sonra isim veya fiil cümlesi gelirse kânet fî mahalli nasbin alel hâli minhâ. O zaman ondan mahalle mensup hal olur. O zaman mahalle mensup ne olurmuş? Hal. Nahvine gibi mesela. Câe aliyyün. Câe geldi. Kim? Aliyyün Ali. Câe burada fiil. Aliyyün faili. Aynı zamanda mevsuf. Ama Ali burada isim olduğu için ne? Marife. Alem çünkü. Öyle değil mi? Ali Günney burada marife, alem. Öyle Ali ki demeyeceğiz burada. Ne diyeceğiz? Yahmilü kitaben. Kitabı ya da öyle Ali ki ne olduğu halde? Yahmilü kitaben. Kitabı taşır olduğu halde. O zaman yahmilü feil. Fail-i zamir tahtına müstetir. Hüve Ali'ye raci. Kitaben onun mef'ulü. Beraber fiil cümlesi olarak mahallen mensup mahallen merfu estağfurullah. Mahallen merfu neymiş burada? Mahallen merfu biz sıfat demeyeceğiz ki biz buna.
Eğer marifetten sonra gelirse mahallen mensup hal olur. Hal. Evet. Sıfat demeyeceğiz biz buna. Bunda hiç sıfat yok bunda. Cea feil, aliyün faili. Aynı zamanda mevsuf. Yâmilü kitaben hal olduğu halde geliyor bu. Ne olduğu halde Ali geldi? Yâmilü kitaben. Kitabı taşır olduğu halde. O zaman yâmilü feil, faili zamir tahtı müstedir. Hüve raci aliye kitaben donu mef'ulü mahalle mensup cümle olarak efendim Ali'nin halini beyan ediyor. Hal. Neyin halini beyan etti burada? Failin. Failin heyetini beyan etmiş oldu. Ve şartul cümletin natiyeti, nat olan cümlenin şartı, yani sıfat olarak gelen cümlenin şartı, entekûne cümleten haberiyeten. Haberi cümleler olması, inşai değil. Haberi cümleler, işte fiil cümlelerine haberi cümleler diyoruz. Ey gayra talebiyetin, talep olmayacak. Emir, nehi, temenni, arz, bunlar hep inşadır, inşaidir. Ve enteştem ile bir de naat olan cümlelerin şamil olması ala damirin bir zamire öyle zamir ki yaudu ile men'ud mevsufat dönen feyerbituha o cümle olan naatı bağlayan bihi mevsufa. Demin söyledim ya, eğer isim veya fiil cümleleri naat olursa isim veya fiil cümlelerini mevsufa, men'uta bağlayan İster men'ud de, ister mevsuf de. Naat, men'ud. Sıfat, mevsuf. Bir rabıt zamir lazım. Sevâun kânet damîrü mezkûran. İster o zamir cümlede zikredilmiş olsun. Nahu râeytu racülen yahmiluhu gulâmuhu gibi. Râeytu racülen bir adamı gördüm. Öyle adam ki yahmiluhu onu taşıyor, o adamı. Kim gulâmuhu? Kölesi, hizmetçisi. Şimdi burada peki bu neyin sıfatı bu? Racülen. He? Racülen. Hayır, racülen de esas lafız itibariyle o ama mana itibariyle aslında mutallakının sıfatı bu taşımak. Taşıyıcılık. Mutallak kölesi kendisini taşıyan bir adamı gördüm. Ra'eytü gördüm. Racülen bir adam. Öyle adam ki yahmiluhu onu taşıyor o adamı. Kim? Hulamuhu, kölesi. O zaman kendisi taşıyan değil, kölesi kendisini taşıyan bir adamı gördüm. Şimdi burada bak cümle olarak geldi, fiil cümlesi. O zaman zamir burada, rabıt zamir açıdan geldi bak. Yahmiluhu mef'ulü, aynı zamanda racüle raci işte, mevsufa raci. Hulamu kelimesi de yahmilünün faili. Ayrıca hulamu muzaf, hu muzafün ley. Em müstetiran veya gizli olur zamir. Eşittir. Nahu ca racülün yatlubu marufi. Ca racülün bir de fiil cümleleri veya isim cümleleri neyin sıfatı oluyordu? Nekrelerin. Evet. Bak nekrelerin sıfatı burada. Ca racülün bir adam geldi. Öyle adam ki yatlubu istiyor. Marufi benim iyiliğimi. Benim iyilik yapmamı isteyen bir adam geldi. Şimdi yatlubu istiyor. Hüve. Gizli altta bak. Müstetir. O hüve neye raci? Racüle raci. Rabıt zamir hangisi olduğu zaman? Yatlubunun tahtındaki zamir. Zikrullah anlaşıldı mı? Yatlubunun tahtındaki zamir. En mukadderen. İsterse takdir edilmiş olur. Yani müstetir değil de öyle bir zamir gözetiliyor. Kekavli-i Teala. Vettegu yevmen la teczi nefsün an nefsin şey'a ve tegu sakının yevmen bir günden öyle gün ki bak yevmen burada nekre geldi dikkat edin bu mevsuf la teczi onun sıfatı yani burada müstetir de değil zahir de değil zamir la teczi nefsün hiçbir nefis ceza çekmez an nefsin, hiçbir nefisten şeyin hiçbir şey. La teczi fihi. Esas oradaki rabıt zamir hangisiymiş? Fihideki zamir. Zamiri mecrur. Anladınız mı? O takdir edilmiş. Orada bir zamir takdir edilmiş. İşte bu. Şimdi sıfatlar kaç ayrılıyordu? Müfred olan sıfatlar. Yani cemi, şibi cemi olmayan
cümle olan naatlar, genelde bu cümle olan naatlar nekre kelimelerin naatı olurdu. Marif olursa onu söyledi. Üçüncüsü ennaatü şibhül cümleti. Şibih cümle olarak naat. Şibih cümle. Peki ennaatü şibhül cümleti şibih cümle olan sıfata gelince en yek'a zarfü evil carru vel mecruru. Şibih cümle neye deniyordu? Zarflara veya carle mecrurlara, zarfların veya carle mecrurların gelmesi men'utan mensuf olarak neyle vasıflanmış? Bihima. İkisiyle. O ikisi hangisi? Zarf. Biri zarf, bir de carle mecrur. Onlarla vasıflanmış olarak. Felevvelü. Zarfla vasıflanan şibih cümleye gelince nahvu racülün ca'e racülün öyle desek. Ya da racülün bir adam. İndel bab kapının yanında yentazıruke seni bekliyor. Şimdi racülün burada mevsuf. Racülün bir adam. Öyle adam ki öyle adam ki bak bu manayı vereceğiz. Tabi biz bunları böyle bunlara hocam edalandırma derdi. Cümleleri edalandırma. Şimdi sen burada mana verirken böyle demiyorsun ama manadan o anlaşılıyor. Kapının yanında olan adam. Bu sıfat şimdi bakın. Ama sıfat burada zarflardan oldu. İnde, inde. İnde zarflardan değil mi? Ha. Yentazı ruke seni bekliyor. O zaman inde zarf mekan. Mef'ul fih mansup. Buradaki zarf mahsuf bir kelimeye taalluk ediyor. Takdiri şöyleymiş. Racülün kainün indel babi. İndenin mutallakı o zaman kainün. Ya da mevcudun. Zarfların zaten mutallakları ya da cerle mevcudların mutallakları ne olurdu? Ya kâne, hasale, kainün, hasılun, mevcudun, müstakirun gibi kelimeler. Evet. Peki vessani ikincisi cerle mecrurla cer ve mecrurla sıfatlanan nahvu racülün fit tariqi yeterakkabüke racülün bir adam öyle adam ki fit tariqi yolda olan şimdi bu fit tariqi harfi cer tariq mecrur bak cerle mecrurla sıfatlandı racül racülün kainün fit tariqi yeterakkabüke takdirinde seni gözetiyor terakkub o da yentazırke bekliyor bu da gözetliyor, gözetiyor. O zaman bunun takdiri nasıl? Fit tariki, harfi cer, tarik mecrur. Burada harfi cerin mutallakı yine efendim mukadder, kainun ya da mevcudun. O zaman yeterak, ne olmuş oluyor? Fit tariki, racülün kelimesinin sıfatı olmuş oluyor. Ama fit tarikindeki fiinin mutallakı mukadder, gizli. En mukadderan yok. Ve natu fil hakikati. Hakikatte sıfat innema huve mutallakuz zarfi. Ev harfil cerril mahsufi. Ev harfil cerri el mahsufi. Yani esas burada hakikatte sıfat bu zarflar ya da cerle mecrurlar mı ya da hasfidre mutallaklar mı? Esas diyor hakikatte sıfatlar oradaki hasfedilen mutallaklar kainin ya da mevcudun. O zaman o manaya göre nasıl diyeceğiz? Racülün bir adam. Öyle adam ki kainün olan. Nerede? İndel bab. Kapının yanında olan bir adam yentazırüke seni bekliyor demektir. Anladınız mı? Peki. Takdir nasıl olur o zaman? Takdir şöyle olurmuş. Racülün kainün ya da racülün mevcudun indel bab ya da racülün kainün racülün mevcudun fit tarik şeklinde olur. Demek ki her ne kadar burada zarflar veya cerle mecrurlar zahirde sıfat gibi gözükse de nekre kelimelere hakikatte sıfat hangisiymiş orada? Hasfedilen müteallak. Müteallak ne demekti? Harfi cerlerin ya da zarfların dayandığı amiller. Dayandığı amiller. Müteallak bu demek. Ennatül maktu'u. Bir de naat-ı maktu'u var. Yani yukarıyla alakası kesilmiş sıfat. Kad yukta'un naatu bazen naat kesilir.
an kevnihi tabi'an, tabi olmaktan, lima kablehu, ma kabline, fil irabi, irabta, ila kevnihi, nereye döndürülür? İla kevnihi olmasına, haberen limübtüleyi mahsufin. Yani yukarıdaki men'uta tabi olmaz da, mahsuf mübtüdanın haberi olarak gelir demek. Ev mef'ulen bihi li fiilin mahsufin. Ya da mahsuf bir fiilin mef'ul bihi olur. Vel galibü genelde en yuf'ale bin na'tillezî yü'te bihi, efendim bu mahsuf mübtedaya haber olarak gelen ya da mahsuf fiile mef'ul olarak gelen sıfatlar genelde en yuf'ale bin na'ti, na'te yapılmasıdır. Ellezî yü'te bihi li mücerredilmet, mücerred övgü için gelen sıfatlara işlenmesi, evi zemmi ya da zemm için, evi terahhumi, terahhum de dua etmek, merhamet hissi duymak filan. Nahvu elhamdülillahil azimü. Dikkat edin şimdi. Elhamdülillahi, elhamdü hamd kim içindir? Lillahi, Allah içindir. Şimdi burada bak, yukarıdan irabı kesilmiş. El azimü. Halbuki oraya sıfat verseydik lillahiye, el azimü diyecektik. Bak, yukarıdan irab açısından alakası kesilmiş. O zaman mahsuf bir müfteden haberi. Huvel azimü. Anladınız mı acaba? Huvel azimü takdirinde. Ya da el azime medihte. Elhamdülillahil azime. El azime de orada bir fiil takdir ediyoruz. Emdehul azime demek. Medih. Orada bir fiil takdir ediyoruz. Elhamdülillahil azime diye okuyoruz. Peki lafz-ı celalın sıfatı olmadı. O zaman niye azime diye okudum? Orada mahsup bir fiil takdir ettik. Emdehu. Medih fiili. Medih. Yukarıdan alakası kesildi sıfatın. Efendim doğrudan doğruya bir mahsuf fiilin mef'ulü olmuş oldu. Ya da mahsuf bir müftedanın haberi olmuş oldu. Yani çok ince bir mesele burası. Ve minhu kavluhu ta'ala. Bu kaidedendir Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili. Ve mra'atuhu hammaleten hatab. Ve mra'atuhu. Şimdi şeyi okuyayım. Tebbet yeda ebi lehebim ve tebbe. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَمْرَأَتُهُ. Gelecekte alevli bir ateşe girecek Ebu Leheb ve onun karısı da girecek. O da seyaslarının tahtındaki hüveye raci şeyi atfedilmiş ve mra'atü. O da girecek. Peki o zaman burada esas hammaletel hatap ney? Hammaletel hatap, ezümmü hammaletel hatap demektir. Sıfat ama yukarıdan alakası kesilmiş. Ezümmü hammaletel hatap. Hammaletel hatap, o zaman mahsup bir zem fiilinin mef'ulü konumunda oluyor. Anladınız mı acaba? Ezümmü, yeriyorum. Kimi hammaletel hatap? Ya da ve mra'atuhu, onun hanımı da girecek cehenneme. Ne olduğu halde? Hammaletel hatap. Hal de olabiliyor bu aslında. Bak aşağıya bire bakın. Bire. Hammalete kelimesi mef'ulun bihi li fiilin mahsufin. Ve takdiru ezümmü hammaleten hatab. Vel muradu bi kevnihi hammaleten hatab. Peki Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil'in odun taşıyıcı olmasından maksat ne? Burada mecaz var. Yani fiili odun değil. Gerçi bunun zahiri manasını kabul edenler de var. Sırtında böyle peygamberimizin gideceği, geçeceği yola dikenler getirip oralara diken atıp peygamberin incinmesi için böyle yaptığını da söyleyenler var. Ama hammaletel hatabın bir başka manası daha var. O da nedir? Hammaletel hatab. Yani ondan maksat neymiş bakın. Enneha tuqidu nâral adâveti vel bagdâi vel husûme. Düşmanlık, kin, öfke ateşini yakar demek. Hammaletel hatabın manası buymuş. Arap nemmam kimseye ya da insanların arasını bozan kimseye
şöyle derlermiş. Bak bu da güzel bir sözcük. Hüve hammalül hatab. Yani Araplar söz götürüp getiren insanların arasını bozan kimseye ne derlermiş? Bu adam hüve hammalül hatab. Odun taşıyıcı. Anladınız mı? Yani odun ne söz götürüp getiren, odun taşıyana ya da efendim işte insanların arasını bozan, odun taşıyıp da ateş yakan insana benziyor. Orada düşmanın ateşini ne yapmış oluyor? O sözlerle yakmış, alevlendirmiş oluyor. Evet, hareketleriyle. Burayı inşallah anladınız. Ve tekulu dersin. Ehsentü ila fülanin el miskinü. Ehsentü, iyilik yaptım. İla fülanin fülana. Öyle fülan ki el miskini demiyor, bak dikkat edin. İrabı orada kesik. Huvel miskini. Huvel miskini, o miskindir. O fülan. Ya da ehsentü ila fülanin el miskine emdehul miskine demekmiş. Emdehul miskine. Ya da erhamül miskin. Emdah değil de erhamı. O da terahum. Terahum fiili bu işte. Acımak. Yukarıda dediğine dikkat edin. Yani mücerret medih için, mücerret zem için, mücerret terahum için gelen fiillerde genelde ne yapılırmış? Efendim yukarıdan irabı kesilir. Ya mahsup müttedanın haberi olur ya da mahsup bir fiilin mef'ulü konumunda olur. Abdurrahman anladık mı? Ya çok çok da önemli. Ve takdirul fiili, o zaman fiilin takdiri innesapte, eğer o kelimeyi nasip edersen takdir edilen fiil neymiş? Emdehu. Fîmâ ürîde bihil methu. Kendisiyle övgü kastedilende. Medih kastedilende emdehu. Ve ezümmü fiili takdir edilir. Fîmâ ürîde bihil zemmü. Zem kastedilende. Mesela hammâlete hatapta ezümmü fiili. Efendim öbür tarafta elhamdülillâhil azîme emdehul azîme diye takdir ediliyor. Evet. Ya da ötekinde ahsentü ile fülanin el miskin olursa huvel miskin. El miskin olursa erhamul miskin. Terahum bu da. Terahum acımak. Acımak, acı duymak. Peki fîmâ uride bihi terahumu, bak kendisine merhamet hisleri murad edilen kelimelerde de erhamı takdir edilirmiş. Ve hasfül mübtedei vel fiili, müptedanın ve fiilin hasfi kabil natil maktu'i, buhardan alakası kesilen sıfattan önce fiilin hasfi, müptedanın hasfi vacibin vaciptir. Zaten hasfedildi. Fela yecuz isharuhuma, onları cümlede açığa çıkarmak caiz olmaz. İnan birçok kitaplarda bu kayde yoktur. Birçok kitaplarda yoktur. Burada kalacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.